Darbe öncesi dış politikadaki yaşanan sıkışıklık darbe sonrası, darbe girişimi sonrası daha da tavan yaptı. Şu anda Türkiye iyice yalnızlaşmış durumda. Amerika ile soğuk rüzgarlar esiyor. Avrupa Birliği ile ilişkiler donma noktasında. Üst düzey bir ziyaret olmadığı zaten malum. Bu dönemde Türkiye içe gömüldü. Dış politikada ciddi dışarıda gelişmeler var. Ama bu gelişmeleri yönetecek, onlara yön verecek, onlarla ilgili düşünce üretecek ve arazide onları uygulayacak maalesef bir ekip ve siyasi akılın olmadığı görülüyor. Ama arazide özellikle Orta Doğu'da deprem niteliğinde değişiklikler oluyor. Suriye'de, özellikle Suriye'de kazanan güç, daha önce söylemiştim, PYD'dir. Suriye'de sınırımızın hemen dibinde değil ama sınırımızın 20-25 kilometre aşağısında bir koridor oluşuyor. Ve Türkiye bunu önleyemiyor. Yeni bir eksen oluşuyor Suriye açısından. Daha önce biliyorsunuz Amerika ile yola çıkıldı. Amerika bir süre sonra Şam'a Esad olmasa radikal dinci unsurların hakim olacağını ve daha fazla tehdit salacağını gördüğü için her ne kadar Esad yine gitsin dese de gerçek manada bu politikasından vazgeçti sessiz bir şekilde. En azından bir uyumaya aldı. Akabinden Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'la hareket ettiğini söylemişti ve onlarla da bir yol alınamadı. Darbe girişimi sonrasında ise Sayın Başbakan'ın deyimiyle biz artık İran'la hareket edeceğiz diyor. Belki o konuda bir samimiyet olursa İran'la ve hatta Şam'daki yönetimin bazı unsurlarıyla bir kanal açılabilir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve barış içinde yaşaması şartları oluşturulabilir. Yoksa Suriye'de daha uzun süre istikrarsız ortamın devam edeceğini görüyoruz. Cenevre süreci bugün itibariyle işlemiyor. Suriye içi sanki bir süreç işleyecek gibi görünüyor. Bu da bölgedeki çekişmeyle alakalı nasıl bir hal alacağını göreceğiz. Türkiye'nin bu dönemde kafasını kuma gömmemesi gerekiyor. Dışarıya bakması lazım. Irak'ta da benzer bir tablo oluyor. Dicle Nehri Musul'u ikiye bölüyor. Musul'un doğusunu Peşmerge'nin alması ve kontrol etmesi, Musul'un batısını ise Irak ordusunun alması ve kontrol etmesi gündemde. Bu konularda da IŞİD sonrası stratejiyle ilgili herhangi bir duyarlılık yok. IŞİD'in kontrol ettiği topraklar IŞİD çekildikten sonra kim tarafından kontrol edecek ve nasıl yönetilecek? Onlarla ilgili herhangi bir planlama, herhangi bir öngörü, herhangi bir çalışmanın olmadığını görüyoruz maalesef. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye Suriye konusuna maalesef siyasi iktidar Suriye konusuna ideolojik bakıyor. Esad saplantısı var, takıntısı var. Suriye'nin birliğini koruyabilecek belki de Esad ama Esad'ı zayıflatmak için onun karşısında kim varsa onu destekledi. Şimdi burada buradan çark etme söz konusu olabilecek. Belki de bir U dönüşü göreceğiz. Belki de yakın bir vadede tekrar Türkiye gerçeklerle yüzleşecek. Esad tekrar Esad'laşacak. Böyle bir döneme giriyoruz. Çünkü bu durum sürdürülebilir değil. Siz Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyorsunuz ama toprak bütünlüğünü parçalayacak unsurlara hareket ediyorsunuz. Toprak bütünlüğünü sağlayacak unsurlara da karşı hareket ediyorsunuz. Böyle bir açmazı var Türkiye'nin. Yani siyasi iktidarın Suriye politikasında kazanma diye bir senaryo yok maalesef. Bu değişmedikçe bir şey değişmez. Biz bu konuyla ilgili daha realist davranılması gerektiğini düşünüyoruz. İşte görüyorsunuz İsrail ile U dönüşü oluyor, Rusya ile U dönüşü oluyor. Yarın belki de Suriye ile de U dönüşü olması gerekecek. Bu Esad sevildiği için değil. Türkiye'nin bölgedeki çıkarları ve küresel dengeler artı Suriye'nin geleceği ve dolayısıyla sınırdaki Türkiye'nin geleceği ile alakalı bir konu olacak bu.